Merhaba sevgili seyirciler, yepyeni bir sosyal muhabbet programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Twitter fenomeni Arda Kofoğlu. Arda hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Biz seni Twitter'dan tanıyoruz. Bize biraz Twitter dışındaki Arda'dan bahseder misin? Twitter dışında İstanbul'da yaşıyorum. Sakarya'daydım daha önce. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Onun dışında sosyal medyada işte reklam işleriyle ilgileniyorum. İşte blog falan yazıyorum. Bu kadar yani şu an. Twitter'da özellikle çok takipçim var. Yani ne zaman açtın bu Twitter hesabını? Twitter hesabımı 2010 yılı içinde açmıştım. İşte o zamandan beri kullanıyorum. Peki ilk tweetin neydi? Manchester United'ın yakışıklı olmasıyla ilgili bir tweetti. Sonrasında zaten yanlış hatırlamıyorsam Hürriyet gazetesine çıkmıştı. Ondan sonra peki tweetlerin hep o şekilde mi gitti? Yani o şekilde değil tabi, adamın yakışıklılığını bir süre sonra bıraktım. Bir süre sonra başka cinslerin güzelliğiyle ilgilendik. Ama hani genelde işte komik olsun, işte esprili bir dille olsun. O tarz yazmaya çalışıyorum. Şu an kaç takipçim var peki? Şu an 44 bin. Peki kendi üzerine bir baskı hissediyor musun? İşte günde şu kadar tweet paylaşmalıyım ya da işte iki günde bir paylaşmalıyım falan. Yani o şekilde bir baskı hissetmiyorum ama şöyle bir baskı oluyor. Bir şey yazarken hani birazcık daha düşünmek gerekiyor. Çünkü yazdığın şeye tepki geliyor. Evet. İyi ya da kötü. İyi gelince tabii güzel ama yani işte sporla, siyasetle neyle ilgili yazarsan yaz. İlla sevmeyen, karşıt görüşlü yorumlar geliyor. Biraz baskı yaratıyor tabii. O yüzden biraz düşünerek yazıyorum. Yani günde kaç tweet atıyorsun peki? Değişiyor gündeme göre şimdi. Gündemde çok bir şey olursa tabii çok fazla şey yazabilirim ama bir şey olmayınca da okumayı tercih ediyorum. Peki Twitter'da bu kadar beğenilmenin sana ne gibi artıları oldu? Yani Twitter'ın bir kazancı var mı sana? Twitter'ın bir kazancı var tabii. Güzel ekmek paramızı kazanıyoruz. Yani reklam işleriyle ilgili internette işte birkaç işte bulundum. Onun dışında işte Sakarya'dan İstanbul'a taşınmama vesile oldu. Vine hesabın da var. Vine'da ne durumda peki takipçi sayısı? Vine'da 4000 civarı takipçim var. Gene var. Yani evet. Twitter kadar olmasa da. Tabii o kadar olmasa da var. Yani orada da işte öyle saçmalayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama orada bir hedefimiz yok tabii. Peki oradaki şeyler nasıl? Gelen tepkiler nasıl? Yani kötü eleştiri geliyor mu? Beğeniliyor mu Vine'da? Sen Vine çekme. sen konuşma. Sen konuşmasan daha çok izleriz. Gerçekten. Sesimi ben de pek beğenmem. O yüzden bu şekilde güzel yorumlar alıyorum. Nasıl baş ediyorsun peki? Yani demoralize oluyorsundur kesinlikle böyle. Çünkü olumsuz. Hiç olmadım. Gerçekten mi? Yorumları siliyorum. Süper, harika o zaman. Şey peki en çok Twitter'da kimi takip etmekten zevk alıyorsun? Twitter'da en çok beğensiz adam var. Mesut Bahtiyar. Ünal Başkan var. Siz buluşmalar falan düzenliyor musunuz peki? Hani hep böyle görüşüp buluşuyor musunuz diğer Twitter fenomenleriyle? Yani genelde bir işle ilgili olursa bir buluşma sürekli oluyor. Onun dışında da zaten birçoğuyla aramızda yani Twitter dışında geçmişsin. Da bir arkadaşlığımız var, bir sohbetimiz. Bir araya geliyoruz hani genelde. Yani hepsiyle olmasa da hani bir kısmıyla birlikte genelde oluyoruz muhabbet. Sokakta seni görenlerin tepkisi ne oluyor? Sokakta görüp tanıyan pek olmadı ama işte geçen hafta sonu diyeyim otobüste bir tanıyan arkadaşımız olmuştu. İşte blogunu da takip ediyormuş. Onunla ilgili birkaç şey sormuştu. Hani tabii değişik hissediyor insan hani aniden birisi işte ben seni takip ediyorum falan demesi. Güzel ama eğlenceli. Evet. Cevap veriyor musun her mesajı? Sana ulaşmak kolay mı? Mantıklı olan her türlü şeye biz de herkes gibi cevap veriyoruz. Hani ulaşmak da çok kolay zaten. En kötü ihtimal mail adreslerimiz yazıyor. Oradan ulaşılabilir. Mention atarak çok basit bir şekilde ulaşılabilir. Hani zaten mantıklı, makul bir şeyse herkes cevap veriyor, ben de cevap veriyorum. Peki. Ben çok teşekkür ederim sana. Sohbetimiz buraya kadardı. Buraya kadar geldiğimizde vaktini ayırdın. Tekrardan çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Başarılarınızı devamlı diliyorum. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden yeni konuğumuza görüşmek üzere.